binanın ağam ve donayı atakoşuna kadar şehit nazır. Birçoğumuzun yakını cezaevlerinde. Değil aslında, düşünceleri dolayısıyla cezaevlerinde tutuluyorlar. Aslında onlar şu anda emin olun AKP'lilerden daha özgürler. Çünkü haklı bir mücadelenin hakikat mücadelesi için orada olmanın gururuyla ve onuruyla direniyorlar. Bu bilirsiniz şöyle bir söz vardır. Hepimiz ziyarete gittiğimizde birçok anneden, kardeşten, abladan, eşten duydum. Bize moral verdiler diyorlar. Evet, cezaevlerine gittiğimizde mahpuslar, tutsaklar aslında bize moral veriyor. Çünkü bir mücadele ve direniş insana güç verir, huzur verir ve bunu büyütmek ister. Şimdi biz onların bu direnişini, bu taleplerini kesinlikle sahipleniyoruz. Tecrübe karşı bir açlık grevi direnişindeler. Tecrübe çok konuşuyoruz ve şu anda tecrübe karşı bir kampanya da var. Sadece Türkiye'de değil, dünyanın her yerinde Öcalan'a özgürlük tecrübe son şiarıyla bir kampanya yürütülüyor. Peki Sayın Öcalan'ın özgürlüğü ya da tecritin sona ermesi, onun sözlerinin, düşüncelerinin, önerilerinin kamuoyuna, dünyaya, halka yansımasından neden bu kadar korkuyorlar? Aslında tecrit Öcalan'ın konuşmasını engellemek içindir. İletişim kopsun. Ne ailesiyle, ne avukatlarıyla, ne yakınlarıyla görüşemez. Peki neden? Çünkü Öcalan barışçı oldu. Çünkü Öcalan Türkiye'de bütün halkların bir arada eşitlik ve özgürlük sistemiyle eşit ve özgür yurttaşlar olarak yaşamasını savunuyor. Sayın Öcalan bunu sadece söylemedi. 92'den bu yana o kadar çok ateşkes ilan edildi ki, o kadar çok barış çağrısı yapıldı ki, o kadar çok çözüm çağrısı yapıldı ki ve 2012'de bu hayata geçti. 2,5-3 yıla yakın bir süre bizim heyetimizde kendisiyle görüşmeler, yine Kandil'le görüşmeler kamuoyunun gözü önünde yapıldı. Ve uzun yıllardan sonra Türkiye'de, Edirne'de, Hakkari'de, Trabzon'da, Diyarbakır'da umudu umutlandı. Artık barış olacak. Özgürlük içinde, özgür bir yaşamda bir arada yaşayabiliriz. Öcalan'ın deklarasyonunun, tarihi deklarasyonu okundu.